Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok değerli bir bilgiyi paylaşacağız. Biliyorsunuz son dönemde yurt dışından getirilen iPhone modellerinin pasaport kaydı olmadan çalıştırıldığına dair bazı söylemler var. Bu gerçek. Öncelikle bunu söyleyelim sizlere. Bu yöntem için herkes çeşitli fiyatlar söylüyor ama genel olarak 1500-2000 Türk lirasına e-mail olmadan, yani pasaport kaydı olmadan, herhangi bir e-mail klonlama işlemi olmadan kapanan iPhone modelinizi açtırabiliyorsunuz. Peki nasıl? Biz şimdi bunu sizlere ücretsiz olarak aktaracağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu yöntemi bazı telefoncular 2000 liraya, bazıları 3000 liraya modeline göre satıyorlar. Yani elinizdeki atıyorum düşük model bir telefonsa biraz daha uygun bir hizmet istiyorlar. Daha biraz daha uygun bir fiyat söylüyorlar sizlere. Ama işte iPhone 14 Pro Max falan gibi böyle yüksek, lüks bir modelse elinizdeki, o zaman 2500-3000 Türk liralara kadar çıkıyor. Normal pasaport kaydı yaptırsanız da 20.000 lira şu anda. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet, peki gelelim yöntemimize. Bu yöntem arkadaşlar şu anda sadece Türk Telekom hatlarda çalışıyor. Yani eğer kullandığınız hat Vodafone ya da Turkcell ise bu yöntemi kullanamıyorsunuz. Bunu size baştan belirtelim. İSIN'i yaptıktan sonra da farklı bir hat taktığınızda telefon yine kapanıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani eğer bir Türk Telekom kullanıcısıysanız, size birazdan vermiş olduğumuz yöntemi uyguladığınızda o hattın sürekli olarak telefonda takılı kalması gerekiyor arkadaşlar. Hattı çıkardığınız takdirde ya da telefonu kapattığınız takdirde telefonun tekrardan kapanması söz konusu. Bunu sizlerle hemen başta paylaşmış olalım ve gelelim yöntemimize. Öncelikle arkadaşlar bu yöntem için elinizi eski bir iPhone modelinin bulunması gerekiyor. iPhone 6s olabilir, iPhone 6 olabilir, 5 olabilir. Yani elinizde hangi eski iPhone modeli varsa bunlardan birisiyle bu yöntemi direkt olarak deneyebilirsiniz. Kafanıza şu takılabilir: ya bu denediğim iPhone'un e-mail numarası zarar görecek mi? Ya da bu yöntemi denediğim iPhone kayıt dışı kalacak mı? Hayır arkadaşlar, kesinlikle kayıt dışı kalmıyor. Dediğimiz gibi burada zaten bir e-mail klonlama işlemi söz konusu da değil. Sadece bir açık mı vardır nedir bilmiyorum artık ama Türk Telekom hatlarda bu işe yarıyor. Önce olarak arkadaşlar iki telefonda uçak modunu alıyorsunuz. Yani hali hazırda yurt dışından gelmiş olan ve şebekeye kapanmış olan telefonunuzu açıyorsunuz, uçak modunu alıyorsunuz. Ve e-mail kaydı olan eski iPhone modelini de açarak uçak modunu alıyorsun. İki cihazı da uçak moduna aldıktan sonra hattınızı arkadaşlar eski model iPhone'a takıyorsunuz. Yani e-mail doğrulanmış olan iPhone modeline takıyorsun. iPhone modeline taktıktan sonra uçak modundan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani eski iPhone modelinizi uçak modundan çıkartıyorsunuz ve şebeke geliyor. Şebeke geldikten sonra ayarlar kısmına girerek eğer telefonunuz 4G'de ise onu 3G'ye alıyorsunuz. Yani 3G'yi aktifleştirmiş oluyorsunuz. 4G'yi kapatıyorsunuz, 3G'yi aktifleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında hattınızı bu telefondan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ve iPhone 15'e ya da 14'e artık hangisinde pasaport kaydı yoksa ya da hangisinin şebekesi kapanmışsa ona takıyorsunuz. Hattınızı taktıktan sonra uçak modundan çıkartıyorsunuz. Bakın ne yaptık? İlk olarak hattımızı eski iPhone'umuza taktık. Eski iPhone'umuzu uçak modundan çıkardık. Şebekeyi değiştirdik. Bu çok önemli. 4G ise 3G, 5G ise 4G. Şebekeyi değiştirdik. Sonrasında hattımızı çıkardık. Uçak modunda olan ve e-mail numarası yasaklanmış olan, hat olmayan, sinyal olmayan iPhone modelimize taktık. O iPhone modeli de zaten uçak modundaydı en baştan beri. Ve onu da uçak modundan çıkartıyoruz. Uçak modundan çıkarttığımız anda arkadaşlar şebekenin geldiğini göreceksiniz. Eğer bu yöntemi ilk denediğinizde şebeke gelmezse bir daha deneyin, olacaktır kesin. Yani şebeke gelmedi demek ki olmuyormuş demeyin. Bir kez daha deneyin, kesinlikle oluyor. Ve bu size arkadaşlar yaklaşık olarak bir 2-3 günlük kullanım süresi sunuyor. Daha sonra 2-3 gün sonra aynı yöntemi tekrar denediğinizde sizlere bir haftalık bir kullanım daha sunuyor. Bakın ilkinde 48 saat ya da 36 saat. İkinci yaptığınızda ise bu yöntemi bir hafta. Üçüncü yaptığınızda ise arkadaşlar 120 gün boyunca telefonunuz açık kalıyor. Kimileri diyor ki bu 120 gün sonunda telefon kapanmıyor, açık kalmaya devam ediyor. Kimileri diyor ki 120 gün sonunda tekrar kapanıyor, bir daha yaptığınızda hiç kapanmıyor. Hatta şu da var: 120 günlük aşamayı gerçekleştirdikten sonra, yani toplamda 120 günlük süre geçtikten sonra telefon tamamen açıldığı için diğer hatlarla da kullanılabiliyor diyenler var. Ama biz sadece dediğim gibi ilk 3 leveli gerçekleştirdik. Yani 48 saat açık kaldı. Sonrasında 1 hafta açık kaldı. Ve şu anda 120 günlük
günlük periyotta hala açık ki onu yapalı da yaklaşık olarak 2 hafta oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Telefon kullanılabiliyor şu anda. 120 gün sonunda ne olur? Bunu sizlerle paylaşırız. Dediğim gibi burada herhangi bir e-mail adresi klonlama söz konusu değil arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir pasaport kaygı ya da farklı bir kayıt da söz konusu değil. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu dediğimiz gibi basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Halihazırda bu yöntem için telefoncular bu yöntemi anlatmadan yapıyorlar size. Yani diyorlar ki telefonunu getir, 2 gün sonra tekrar getir, işte bir hafta sonra açıldı, kapandığında tekrar getir. Böyle böyle yapıyorlar. Ve bu yöntemi anlatmak için de yaklaşık olarak 50 bin Türk lirası istiyorlar arkadaşlar. Tabii bunu telefoncuya, yani telefoncuya 50 bin Türk lirasını anlatıyor. Diyor ki sen zaten müşterinden bu parayı kazanacaksın 2000-3000 TL olarak. Dolayısıyla sonrasında kar edeceksin. Yani ben şimdi sizlere 50 bin Türk lirası değerinde bir bilgi sunmuş durumdayım. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı lütfen çok görmeyin. Bu tarz videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Bir like'ınızı da almak isterim. Denediğiniz, başarıya ulaştığınızsa yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Herhangi bir hatayla karşılaştıysanız yine yorumlarda bizlerle paylaşın. Yardımcı olmaya çalışalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen takip etmeyi unutmayın.